Şu anda Washington'da saat öğlen 2:30. Başkan Biden'ın dün gece Amerikan Kongresi'nde yaptığı konuşmanın yankıları devam ediyor Evet, gerçi Ukrayna tartışmaya. için İran dedi ama olsun, biz anladık. Evet, aslında o da çok enteresan. Tabii bu da Biden'ın yani haberlerde onun bir sürçülisan olduğu konusunda söylemler var, yazılar var ama tabii bu da Biden'ın sağlığını da gündeme getirdi, sağlık Evet, durumunu. evet. Dolayısıyla bir süredir Çok zaten önemli değil. Biden'ın Ne demek sağlığı istediği da belliydi zaten. Evet. evet, önemli değil. Tabii dün akşamki konuşma en azından şimdilik Merdan diplomasi yollarının kapandığını gösteriyor. Zaten Biden'ın konuşması diplomasiye hiç değinmemesi bunun bir kanıt olarak değerlendirilebilir. Tabii yaptırımlarla sonuç alacağını düşünüyor. Belli ki buradaki değerlendirmeler de o yönde. Ama bu yaptırımlar ne kadar sürdürülebilir? Müttefiklerle ne kadar bu konuyu ileriye taşıyabilir? Bu da bir soru işareti olarak önümüzde duruyor. Tabii bu arada Biden'ın konuşmasında değinmediği önemli bir nokta var. Rus petrolünün durumuna ilişkin. Gerçi Amerikalılar bu da hala yaptırım masada duruyor şeklinde bir değerlendirme yapıyorlar ama Biden bu konuya hem değinmedi hem de bu konudan söz etmiyorlar. Belli ki Avrupalı müttefiklerle de Rus petrolüne ilişkin, gazına ilişkin aralarında görüş ayrılığı olduğu da ortaya çıkıyor. Böyle bakmak lazım. Tabii bu arada Amerikalıların %70'i Biden ve Kongre'nin önceliğinin ekonomi olmasını istiyor. Bu da çok iç politika açısından çok önemli. Çünkü burada gerek basındaki değerlendirmeler, gerek düşünce kuruluşlarında yapılan oturumlarda bu konu iç politikayla ilgili bundan sonra ne olabilir? Yani Amerikan halkının ki bir süredir artan enflasyona ve benzin fiyatlarına, petrol fiyatlarının artışına tepkisi var. Bu da burada değerlendiriliyor. Zaten Biden da dün akşamki konuşmasında özellikle bu konuya ağırlık vererek Amerika'nın tekrar geri döndüğünü, ekonomisinin iyi olduğunu söylüyorsa da bu tabii cumhuriyetçiler tarafından çok iyi değerlendiriliyor ve hatta şöyle bir şey oldu. Dünkü konuşması için Covid testi yaptırılma zorunluluğu getirilmişti. Ama bazı cumhuriyetçiler salona girerken böyle bir şeye kabul etmediklerini bildirip salona girmekten de vazgeçtiler. Yani Biden'ı dinlemekten vazgeçtiler. Yani bir anlamda da Covid'in pandeminin gölgesinde yapılan bir konuşmaydı bu. Tabii bu arada Biden birçok ülkeye teşekkür etti. Yani onlardan sitayişle bahsetti. Tek tek isimlerini de zikretti ama benim çok ilgimi çekenlerden tabii buraya ulaştı Türkiye'nin Erdoğan yönetiminin Montrö sözleşmesine yürürlüğe koyduğu şeklindeki haberler. Ama bundan bugün Amerikalılar da hiçbir şekilde bahsetmediler. Yani ben en azından ki bu daha önceki durumlarda yani gerek Irak işgalinde olsun gerek Afganistan konusunda olsun mutlaka Amerikalılar Türkiye'den bir şekilde Erdoğan'dan bahsederlerdi ama bu konuda hiç değinmemesi biraz ilginç geldi bana. Çünkü hala sanırım Erdoğan yönetimiyle Biden yönetimi arasında hala bir sıkıntı var diye aklıma gelmedi değil. Tabii ki bunun yanı sıra buradaki Rus oligarklarına da değindi. Ben bunu biraz daha önemsedim. Çünkü Amerika'da gerek Florida eyaletinin Miami kentinde gerekse New York'taki gördüğüm bölgeler burada Rus oligarkları var. Çok zengin bir yaşam vardır.
Hatta Miami'deki bölgenin adı da Küçük Moskova'dır. Bu çok bilinir, çok ünlüdür bu bölge. Ama hemen şunu hatırlatayım. Tabii Biden bu konuya özellikle ağırlık vererek bu Rus oligarklara da yaptırım uygulanacağını söyledi ama bu oligarkların, bu zengin Rusların Amerikan bürokrasisiyle yakın ilişkisi de var. Hatta ünlü Rusların, Rus oligarkların Başkan Trump'la ailesiyle, yani kızıyla, damadıyla yakın ilişkileri var, iş ilişkileri var. Bunlar ne olacak? Bunlar da gündeme geliyor. Yani konuşuluyor bunların ne olacağı. Hatta bir kısmı da, önemli bir bölümü de Amerikan vatandaşı. Ne yaparlar bilemiyorum. Bunun yanı sıra tabii ki Biden'ın konuşmasında yaptırımlara çok şey yaparken, ağırlık verirken özellikle NATO ve Avrupa Birliği'ndeki müttefiklerinle dayanışma içinde olduğunu birkaç kez vurguladı. Belli ki bu konuda da endişeleri var Amerikan yönetimin. Yani tam bir anlaşma, konsensus sağlanmış gibi görünmüyor. Peki. Peki, çok teşekkür ederim. Stüdyoya dönelim yeniden. Çok beklettik Oktay Deprem arkadaşımızı. Cem Gürdeniz'e uzun bir alan tanıdık. Sağ olsun. Hem Cem Gürdeniz'in söylediklerini, bir jeopolitik değerlendirmeyi ben hem Yılmaz Bey'e hem Mahir Bey'e de soracağım ama onu da akılda tutarak, yani oradan hareketle kaldığımız bir yer var. Bugünkü savaşı işte Türkiye'de halka anlatmak kolay değil. Şimdi biz bu savaş döneminde bir süreden beri, zaten geçen yıldan, geçen gün bir toplum eğilimlerinde bir biçimde yansıttığını düşünüyorum ama bütünüyle olmasa bile bir yansıtma özelliği var sosyal medyanın. Bir kare kesilmiş Tele1 yayınlarından. Zelenski Türkiye'ye geldiği zaman kendisinden Batı Ukrayna lideri diye yazmışız KJ'sine, yani KJ dediğimiz altyazıya. Dolayısıyla yayınlarımızda bir tutarlılık, bir süreklilik var. Karşı çıkınca Putinci veya Rusyacı ilan etmeye çalışıyorlar. Şimdi Sayın Amiral Cem Gürdeniz, Tümamiral, yani eğer Mustafa Kemal de yaşasaydı o da herhalde Rusyacı ilan edilebilirdi dedi. Çünkü hep Asya jeopolitiğini dikkate alan bir dış politika izledi. Onu da hatırlatalım. Biz evet Ukrayna'da olup bitenin Batı medyası ve NATO'nun perspektifinden değil, Türkiye'den bakarak, Asya'dan bakarak daha iyi değerlendirilebileceğini düşünüyoruz. Sizin özellikle o dönemde, mesela neonazilerin yaptığı katliamlar hep unutuldu. Siz o dönemde bir dizi haber yaptınız. Hemen hemen bölgeden, Donbas'tan yaptığınız haberlerde değil mi bunlar? Oradan bildirdiniz. Neonazilerin cinayetlerine ve katliamlarına tanık olan Türkiye'deki tek gazetecisiniz. Ne oldu? Neonaziler kim? Nasıl yükseldiler?